Tuğba, bugün seninle beraber Başarıyorum yayınları AYT Matematik Soru Bankası polinomlar ünitesi 11. sayfanın çözümlerini yapacağız. Hazırsan haydi gel başlayalım. Birinci sorumuza başlıyoruz gençler. Polinomu için bir tane polinom vermiş. İfadelerinden hangileri doğrudur demiş bana. İfadelerimi tek tek inceliyorum. Px polinomu bir sabit polinomdur. Sabit polinom olması neydi? İçerisinde değişken barındırmayan, yani x, y, z gibi harfleri barındırmayan polinoma ben sabit polinom derdim. Sadece sabit terim olacaktı. Px eşittir 2 üssü x 4 eksi n artı 3 x üssü n eksi 4 artı 4'ten. Şimdi benim buradaki polinom olma şartımın sağlanabilmesi için en baştaki şu derecelerimin elemanıdır doğal sayılar olması gerekiyordu. O yüzden 4 eksi n büyük eşittir 0. N eksi 4 de aynı zamanda büyük eşittir 0 olması gerekiyordu. Buradan n büyük eşittir 4 ve 4 büyük eşittir n geliyordu. Bir sayı hem 4'e büyük eşit ve hem de 4'ten küçük eşit olması için o sayının 4 haricinde başka bir sayı olması mümkün değildir arkadaşlar. O yüzden n eşittir 4 diyordum. Şimdi tekrardan bakalım. N'imin değeri 4'e eşitse. 2 üssü x üssü 0 artı 3 çarpı x üssü 0 artı 4 çarpı x üssü 0 diye diyebiliriz. Buna zaten 1 gelecek. 2 artı 3 artı 4'ten kaç eder? Sonucum 9 eder. Demek ki bunlar bir sabit polinoma eşittir. İçerisinde x'imi yazıp da değiştirebileceğim herhangi bir terim yoktur. O yüzden 1'e doğru diyorum. İkinciye bakıyorum. Pn eşittir 4'e eşittir. Px kaça? 9'a eşittir. Sabit polinomlarda Pn'in 4'e eşit olması imkansızdır. N her ne kadar 4 olsa da arkadaşlar Pn de 9'a eşit olur. P 1 milyonda 9'a eşit olur. Ben bunun hakkında yanlış diyeceğim. Px polinomunun katsayılar toplamı 9'dur. Hemen bakıyorum. Zaten sabit terimi 9 olduğu için sabit terim de aynı zamanda bir katsayıdır. Katsayılar toplamı 9 olarak karşıma geliyor. Cevabı 1 ve 3 olarak alabilirim. Şimdi ikinci soruma baktığımda ifadesinin bir polinom olduğuna göre n'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamı demiş. Şimdi bu tarz bir ifadenin polinom olabilmesi için kuralım neydi? Tekrardan hatırla. Şuradaki üslü ifadem neye eşit olacaktı? Elemanıdır. Doğal sayılar olacaktı. N artı 4 bölü N eksi 1. Elemanıdır. Doğal sayılar. Peki ben bu doğal sayıları nasıl belirlerim? N'e değer vererek belirlerim. Ver. N'e bir değerini verirsen payda 0 olur. Zaten böyle bir sayı matematikte tanımlı değildir. Tanımsızlık diyoruz biz. Rasyonel sayıların paydasının 0 olmasına. O yüzden bir değerini atladım. İkinci değerime geçiyorum. 2 değerini verelim. 2 artı 4 bölü 2 eksi 1'den 6 bölü 1'den 6, 2 eksi 1'den 6 bölü 1'den 6 olur. Evet, burası bir doğal sayı eşit oldu. O zaman 2 değerini alabiliriz. 3 değerini ver, 7 bölü 2'den olmaz. 4 değerini ver, 8 bölü 3'ten olmaz. 5 değerini ver, 9 bölü 4'ten tekrardan olmaz. 6 değerini ver, 10 bölü 6'dan 1 çıkar 5, 10 bölü 5'ten 2 olur. Tamam, 6 da sağladı. Daha sonra 7, 8, 9 hangi değerleri verirsen ver buranın sağlamayacağını zaten görürsün. Ama n'nin alabileceği tam sayılar diyor gençler. Ben sadece şu anda doğal sayı değerlerimi verdim. Eğer bu sayıların biraz da eksilisini denersem tam sayılar değerime de ulaşmış olacağım deniyorum. Eksi 1 değerini ver n'ye. N'ye eksi 1 değerini ver. Olmaz. Çünkü 3 bölü eksi 2 olur. N'ye eksi 2 değerini ver. Eksi 2 değerini ver. 2 bölü eksi 2 olur. Burası da eksi 1 olur. Bu sefer burası doğal sayılara eşit olmadı. Yine olmadı. N'e eksi 3 değerini ver bakalım. N'e eksi 3 değerini versem 1 bölü eksi 4 olur. Burası da olmadı. Ama N'ye eksi 4 değerini versen üst sıfırladı. Alt da eksi 4 eksi 1'den eksi 5 oldu. Yani 0 bölü eksi 4 gibi bir değer oldu fark ettiysen. 0 bölü eksi 4 değerinin ifadesi 0. 0 da bir doğal sayı. O zaman ben N'deki eksi 4 değerini alırım. Diğer bütün eksili sayı değerlerini verirsen zaten burayı sağlamadığını göreceksin. O yüzden ben N'yi eksi 4, 2 ve 6 olarak alırsam toplamım 4 olarak karşıma çıkar gençler. Bir tık daha ilerledim. Üçüncü soruma geliyorum. Px ve pqx polinomlarında şöyle bir tane eşitlik verilmiş. Buna göre qx'in sabit terim. Sabit terim neydi? X yerine 0 yazdı. Q0 eşittir 3. P1'in x eksi 1 ile bölümünden kalanı istiyor. X eksi 1 ile bölümünden kalan nasıl bulunuyordu? Şuradaki ifademi kaça? 0 eşit diyordum. X eksi 1 eşittir 0 ise x eşittir 1 oluyordu. O zaman P1'in değerini bölümünden kalanı istiyor. Yani P1'in değerini istiyor da diyebilirim ayrıca. Mesela Q sıfıra şu sıfırını elde edebilmek için ben buradaki her x gördüğüm yere sıfır yazacağım. Yaz sıfırını sıfır.
0. Çünkü Q0'ı bu şekilde elde ediyorum. Aynı zamanda Q0 elde ederken dikkat et, P1'im de geliyor. 0. Polinomumu tekrardan düzenlediğimde 0 artı 1'den 1 eşittir. 0 artı 3'ten 3 çarpı Q0 artı 2 çarpı 0 eksi 1'den P1. Q0'ın değerini zaten biliyorum, 3. 3 çarpı 3'ten 9 artı 2 çarpı 0'dan 0 eksi 1'den 8 olarak karşıma çıkıyor gençler. Bir tık daha ilerledim. Sorularımız bir tık daha zorlaşıyor. Px polinomundan x kare eksi 1 ile bölümünden kalan şu olmuş. Buna göre x artı 1 ile bölümünden kalan nedir? Şimdi gençler, burada şöyle şu şekilde yapsak sorumu. Diyeyim ki ben burası px'im olsun. Şuradan x kare eksi 1'e bölünsün. Bölümüm herhangi bir polinom. Yani hiç problem değil. Qx diyelim. Çıkartıyorum. Kalanım da x artı 3. Şimdi, o zaman px polinomumu ben bu elimdeki verilere göre yazmaya çalışayım. Benim klasik bildiğim TYT bilgilerimden yararlanacağım tekrardan. Px diyeceğim. Bununla bunun çarpımı x kare eksi 1 çarpı qx artı x artı 3 diyeceğim. Bundan sonraki gelen polinomlarda da polinomlarımı bu formatta yazarsam her zaman çok daha fazla işime yarayacak. Şimdi bölümünden kalan şu olmuş. Kalanı da yazdık zaten. X artı 1 ile bölümünden kalan neydi? Öğretmenim x'i 0'a eşit diyorduk. Daha sonra ne oluyorduk? X eşittir eksi 1 oluyordu. Şimdi gel bakalım x yerine eksi 1'i koyarak ben sonucumu bulmaya çalışayım. Px'im aynı zamanda şu demekti. X eksi 1 çarpı x artı 1, çünkü iki kare farkını açtım, çarpı qx ve ayrıca bu gx gibi oldu ama bu qx olacak arkadaşlar. Şimdi de 8'e benzedi ama şöyle qx'e dönüştüreyim. X artı 3, x artı 3'ümü de şuraya getireyim. Şimdi zaten içerisinde bir çarpan olduğu için burasını sıfırlar. X yerine eksi 1 koyarsam burası gitti. Ne kaldı sadece elimde? X artı 3 kaldı. Koy bakalım eksi 1'i. Eksi 1 artı 3'ten cevabım ne olarak geldi? Px'imin, yani p1'imin değeri olarak geldi. Tekrardan bir tık daha aşağıya indim. Beşinci soruya bakıyorum. Polinomu x kare eksi x ile tam bölünebildiğine göre m eksi n değerimi sormuş bana. X kare eksi x ile tam bölünebilme neydi? Her x kare gördüğüm yere sıfır eşitlediğimde x yazıyordum. Gel şimdi bu formatta yazalım. Px x kare çarpı x. Önce x kare formatına geçireyim. M eksi 1 çarpı x kare artı 3x artı n eksi 2. Şimdi x kareleri gördük. Buradaki gördüğümüz bütün x karelerin yerine ne yazacağım? X yazacağım. X çarpı x artı mx eksi x dağıtarak yazıyorum direkt. Artı 3x artı n eksi 2. Buradan bir tane daha x kare geldi öğretmenim. O zaman ben oraya da x yazacağım. X artı mx eksi x artı 3x artı n eksi 2. Tam bölünebildiğine göre demiş. İşte burası şimdi işime yarayacak. Demek ki sonuç sıfırmış. Yani bunun değeri sıfırlanıyormuş gençler. O zaman ben işlemlerimi düzenledikten sonra m ve n değerlerimi rahatlıkla bulabilirim. X'ler gider zaten. M artı 3 çarpı x. X parantezine aldım. Artı n eksi 2 eşittir sıfırsa ben burayı da sıfırla, burayı da sıfır eşitlediğimde m eksi 3 n de artı 2 olarak karşıma geldi. Eksi 3 eksi artı 2'den cevabım eksi 5 olarak bulurum. Bir tık daha indim aşağıya. 6. sorumuza geldik gençler. Kalıp sorudur. Biraz daha kalıp sorudur. Bir şey dikkatini çeksin. Burayı çarpanlarına ayırdığında zaten x eksi 5 artı x eksi 1 çarpı artı x eksi 1 bulursun. Mesela buraya eksi 5 artı 1 yazdığımda, şuraya da x x olarak ayırdığımda, çapraz çarpım yaptığımda zaten bu şekilde ulaşabilirim sonucuma. Hemen geliyorum. 4x eksi 2 bölü x eksi 5 çarpı x artı 1. Ne oluyor buradan sonucum? Eşittir a bölü x eksi 5 artı b bölü x artı 1. O zaman ben buradaki payda eşitlemelerimi yapayım ve sonucuma bu şekilde ulaşayım. Payda eşitlemelerimi yaptığımda burayı x artı 1 ile, burayı da x eksi 5 ile genişlettiğimde sonucuma ulaşacağım. Ax artı a artı bx eksi 5b. Şimdi bunun sonucu neye eşitmiş? 4x eksi 2'ye eşitmiş. O zaman a artı b çarpı x, x'imin terimine, artı a eksi 5b'yi de eksi 2'ye eşitlemem gerekiyor. O zaman a artı b eşittir 4 ise, a eksi 5b de eşittir eksi 2 ise,
Ben bir takım şunu eksiyle çarpayım. Şu denklemi eksiyle çarparak sonucuma da ulaşabilirim. Eksi a eksi b eksi 4 eder. Hemen üzerine yazıyorum. Eksi b eşittir. Eksi 4 eder. A'lar gitti. Eksi 6 b eşittir. Eksi 6 ise b eşittir 1 geldi. A artı b de 4 ise a da eşittir 3 olarak karşıma çıkar. 3 artı 4'ten 1, 3 artı 1'den de cevabım 4 olarak karşıma çıkar gençler.